Merhabalar. Bu bir teşekkür videosudur. Aynı zamanda bir durum raporu. Aynı zamanda 2018 yılında ne yapacağımıza dair planlarımızı anlatacağımız bir videodur. Öncelikle hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Hiç beklemediğim bir sürede, beklemediğim bir abone sayısına ulaştık. 30 bin, daha çok yeni bir kanal olmasına rağmen dün itibariyle abone sayımız 30 bini aşmış durumda. Bu beni işin doğrusu çok heyecanlandırıyor. Yani neden derseniz bu fark etmişsinizdir. Alışılmışın dışında bir kanal. Ne anlamda alışılmışın dışında? Genel olarak piyasada eğitim sisteminin gerektirdiği ezberci anlatım, hızlı soru çözme teknikleri, kolay yoldan cevaba nasıl ulaşırım gibi şeyler verilirken, tabii bu okullarda, başka kanallarda, dershanelerde bu genel olarak böyleyken bu kanal bunun aksine bir iş yapmaya başladı Nisan ayından itibaren. Peki bu nasıl gelişti? Birazcık bundan da bahsetmek istiyorum. Hem arada mesajlar geliyor, kendini tanıtır mısın, sen kimsin vesaire gibisinden. Ben Haluk Memili. Yaklaşık 15 yıldır ders anlatıyorum, matematik anlatıyorum. Daha üniversite 1. sınıftayken ders vermeye başlamıştım. İşin doğrusu Mustafa Hoca ile tanışana kadar matematik bildiğimi falan düşünüyordum. Hiç unutmayacağım, Mustafa Hoca ile tanıştığım ilk gün bana üçgen nedir diye sormuştu. Üçgenin tanımı nedir? O an bir şeylerin yanlış gittiğini anlamıştım. Yani o an ben yıllardır üçgen anlatıyorum, matematik anlatıyorum vesaire. Gerçekten üçgen nedir? Bir şeyler gevredim falan ama çabamın nafile olduğunu anladım. Çünkü üçgenin tanımını bilip bilmemekten ziyade bunun üstüne hiç kafa yormadığımı fark ettim. Hatta matematik köyüne gidene kadar ben resmen şöyle bir öğretmendim. Daha doğrusu öğretmen olduğumu zannediyordum. İşte getirin, istediğiniz soruyu getirin, hepsini çözerim şeklinde. Soru çözen bir öğretmendim. Soru çözücüydüm yani. Matematik öğretmek, matematik anlatmak bambaşka bir şey. Soru çözücü olmak bambaşka bir şey. Bunu fark ettim. Matematik köyüne ilk gittiğimde gerçekten hiçbir şey bilmediğimi fark ettim. Ve ondan sonra bu öğrenme süreci, benim için yeni başlayan öğrenme sürecinin bir ömür boyu süreceğini fark ettim ki ilk videomda bahsettiğim gibi ömür boyu sürecek olan bir öğrenme süreci içerisindeyim. Bu YouTube kanalını açmaya nasıl karar verdim? Sadece internette izlediğim bir video buna yetti. Bir türev videosuydu, türevin ilk videosuydu ve anlatılan tek şey, daha doğrusu türeve giriş, fx eşittir x üzeri 5, F'in türevi 5'i başa atarız ve üssü 1 eksiltiriz şeklindeydi. Bunu görünce acı çektim. Yani bu gerçekten büyük bir haksızlık. Ve ondan sonra neyin nereden geldiğini anlatan, tanım veren, ispat yapan, sevdirme kaygısı olmadan matematiği anlatan bir kanal olmalı diye düşündüm. Ve bu şekilde bu YouTube kanalını açmaya başladım. Tabii ki ilk videolarda vesaire ve hatta hala acemilikler devam etmekte. Çok inanın çok kısıtlı bir ekipman, kısıtlı bir bütçe. Yani çok kısıtlı şartlar altında bu videoları sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Hem kendi videolarımı çekerken hem Ali Hoca'nın, Mustafa Hoca'nın videolarını çekerken. Yani o videoları mesela sınıfta öğrenciler arasında çok zor şartlar altında çekiyorum. Yetersiz ışık, yetersiz ekipmanla bu işler yapılıyor. Bir taraftan da şöyle yorumlar geliyor. Hani temel matematik serisine de epeydir ara verdim, onun için özür diliyorum. Ama geçerli bir sebebim var. Yani bildiğiniz üzere Ali Hoca ve Mustafa Hoca'yı yakalamışken bir an önce sizlere ulaştırmaya çalışıyorum. Çünkü onları her zaman yakalamak mümkün olmuyor. Ancak programlar olduğu zamanlarda çekim yapabiliyoruz. Ve hazır programlar varken, hazır çekebilmişken bir an önce size ulaştırmaya çalışıyorum. Ki ben zaten fırsat buldukça ki bulacağım, çok seri bir şekilde temel matematik videolarını bitireceğim. Emin olun, sınavdan önce, Haziran'dan önce bu temel matematik, eski deyimiyle şu an ne oldu çok emin değilim, YGS konularını bitirmiş olacağım. Özellikle problemleri. Haberiniz olsun. Şu anda ne yaptığımız hakkında bir fikriniz vardır. Bir taraftan Ali Hoca'nın videoları, bir taraftan Mustafa Hoca'nın videoları. Hemen ardından temel matematik videoları olacak benim videolarım. Bunlar arşivde duracak. Bunlar müfredat eksilir, artar, azalır vesaire. Ama illaki işinize yarayacak konulardır.
Bunlar bittikten sonra ilk etapta yapmaya başladığım şeye devam ettireceğim. Yani ispat videoları, işte güncel matematik konuları, eğlenceli konular, oyunlar vesaire, bunlar bitmeyecek. Zaten bu şekilde ilerleyeceğiz. 2018'de ne planlıyorum? 2018'de derslerimi iyice azaltıp, ki ben hani ders vererek normal şartlarda geçim sağlıyorum. Derslerimi iyice azaltıp içerik üretmeye ağırlık vereceğim. İşin doğrusu bu keyif veriyor. Hem de faydalı olduğunu görüyorum. Yani burada 5-10 öğrenciye ulaşmaktan ziyade binlerce öğrenciye ulaşmak çok daha tatmin edici bir durum oluyor benim için. Tabii ki bu konunun zorlukları var, artı yönleri var vesaire. Bunları bir şekilde tolere edip içerik üretmeye, daha seri bir şekilde, daha dolu bir şekilde içerik üretmeye devam etmeyi planlıyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur, umarım takip etmeye devam edersiniz ve umarım tavsiye ederek, paylaşarak, abone kavarak bize destek olmaya devam edersiniz. Şimdiden keyifli, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.